Selamlar herkese, merhabalar. Şu anda bizim eve yakın bir yerde otoparktayım. Çok ısrarlar üzerine ısrar üzerine bu videoyu çekiyorum. Kesinlikle görgüsüzlük olarak filan algılamayın. Bir araba tanıtım videosu olacak bu. Yoksa ben şöyle bir araba aldım, şöyle bastım, şöyle yaptım. Bu araba şöyle iyi, böyle iyi. Yani ne arabayı övmek için ne kendimi övmek için bir video değil, bir görgüsüzlük şeyi değil, bir tanıtım videosu. Çünkü beni izleyen birçok insan aile babası ve aile arabalarını merak ediyorlar. O sebeple ben de böyle bir video çekiyorum şu anda. Bu benim yeni aldığım araba arkadaş. 2016 model Ford Galaxy Titanyum. Bu arabada çeşitli özellikler var. Çeşitli fonksiyonlar var. İşte büyüklüğü olsun, şeyi olsun, kullanım rahatlığı olsun, yakıt tasarrufu olsun, otomatik vites olsun gibi özellikler var. Neyse, uzatmayayım. Arabayı tanıtmaya başlayalım. Arkadaşlar, arabamız bu. 2016 model, 84.000'de aldığım araba bu. Fiyatını merak edenler için söylüyorum. Fiyatı 18.000 euro. Plakam bu. Açık net görün. Arabanın dıştan görünümünü çekeceğim tamamen şu anda. Bir yandan da arabadaki bazı özellikleri sayacağım. Bu arabaya kamera sistemi koymamışlar. Ön ve arkada kamera yok bu arabada. Sonradan ekletilebiliyor galiba ama ben düşünmüyorum. Zaten her tarafında sensör var. Arkada sensörleri var, yanlarda var. Arkası da bu şekilde. Ben ama koymayacağım sensör. Başka dıştaki özelliklerini sayarsak işte jantlar filan gözüktüğü gibi. Ford Mondeo kasası, Ford S-Max kasasıyla aynı bu arabalar. Bu Galaxy biliyorsunuz. Camlar siyah, arka camlar siyah. Onu söyleyeyim. LED farlar var. Bu şekilde yanıyor, parlıyor. LED stop lambaları. İşte gündüz farları var bu arabada. Şimdi içine binelim. Biraz içini göstereyim arkadaşlar. Koltukları böyle hafif sportif şekilde. Klasik Ford tasarım var. Dediğim gibi Ford Mondeo ile içi neredeyse aynı. Bildiğim kadarıyla aynı. Sony teybi var. Start stop motor var bunda. Şimdi keyless tabii ki. Cebimde şu anda anahtar. Direkt frene bastığım için çalışıyor. Bak şimdi kapat diyor. Bütün koltuklarda oturma sensörü, ıvır zıvır her şey var. Araştırılacak bir şey. Şu teybi bir kapatalım. Çekmeye devam edeyim. Bu ön öndeki gösterge paneli yarısı dijital, yarısı analog şekilde. Yani araba çalıştığında aktive oluyor büyük bir kısmı. 3 bölgeli klima var arkadaşlar arabada. Koltuk ısıtma var. Ön cam, arka cam tabii ısıtma var. İşte bilmem kaç hoparlörlü sistemi var. Şimdi parmak izi olmuş. Bu ekran dokunmatik olduğu için. Dur kapatayım. Bu ekran dokunmatik olduğu için her yerine tabii dokunuluyor. Dokunulukça da parmak izi oluyor. Gördüğünüz gibi şey var arabada. Navigasyon sistemi var. Konuşamadım ya. Yani entertainment var. Telefonla bağlantı var. Telefondaki müziği falan dinleyebiliyorsunuz. İşte her türlü bilgisayarla bağlantı ıvırı zıvırı var. Bir özellik daha var söylemem gereken. Otomatik park sistemi var. Yani kendisi özellikle şey yapıyor. Search ediyor. Arama yapıyor park edebileceği bölgeyi. Tabii siz yavaş yavaş geçmeniz gerekiyor orayı. Ondan sonra park edebiliyorsunuz. Direksiyondan kumanda edilebilen işte hız limitleme falan var. Artı çok önemli mesela Almanya'da Şurada 5 yazıyor ya arkadaşlar. Orada bir şu 5'ten bahsediyorum. Bu 5 şey demek mesela, bulunduğunuz yerde yapabileceğiniz maksimum hızı gösteriyor ve bu otobanlarda filan fevkalade çalışıyor. Çok harika bir şey. Yani nasıl anlatsam bilmiyorum yani. Mesela 100'de gitmeniz gereken yerde hemen 100 oluyor orası ve sizi uyarıyor 100'ü geçtiğinizde. Ceza yemenizi önemli miktarda azaltacaktır. Azaltıyor yani. Tabii ki otomatik vites araba, görüldüğü üzere. Sport modu var otomatik viteste. Onu da göstereyim. Şu S olan sport mod. İşte bütün camları kontrol edebiliyorsunuz. Kilitleyebiliyorsunuz arkaları. Çocuk kilidi falan var. İşte burada bardaklık var. Çift bardaklık. Artı burada bir dolap bölümü var. Bu dolap bölümü nasıl anlatsam bilmiyorum ama çok derin. Bayağı büyük. Soğutmanız gereken içeceklerinizi falan koyabiliyorsunuz. Burada bir 12 volt şeyi burada var. Çıkışı. Artı burada var. Şu arabayı bir stop edelim. Artı burada da 12 volt çıkışları var. Artı SD kart okuyucu var. AUX girişi falan var. Şurada da böyle bir gözü var. Ne bileyim artık, pasaport falan yolculuk sırasında koymak için. Burada böyle bir göz var. Burada bayağı fonksiyonel ufak tefek eşyaları koyabileceğimiz göz var. Burada çocuk aynası var, arkadaki çocukları izlemek için. Burada gözlüklük var. Güneş gözlüğünüzü koymak için. İşte nasıl göstereyim? Işıklı aynalar var. Merhaba. Burada da herhalde ışıklı. Görüldüğü üzere bu da ışıklı. Ses sistemi filan, kapı kilitleri tamamen elektrikli. Buralar deri, şuralar yumuşak. Buralar da yumuşak, böyle yumuşak plastik derler ya, kaliteli plastik. O hissiyatı veriyor yani. Şimdi tekrar arkaları göstereceğim. Biraz da arka bölümü göstereceğim size. Burada benim sweatshirt'im var. Şunu bir alalım. Çocuk koltuğu koydum buraya bir tane. Yükseltme daha doğrusu. Şimdi burada bu koltuk bu kadar dik bırakmış arkadaş çocuklar. Heh. Şimdi bunların dikliğini biraz ayarlayalım. Arkada da şey kontrolü var. Klima kontrolü var. 12 volt var. Artı 150 watt'a 150 yazıyor değil mi orada? Heh. 150 watt'a kadar 230 voltluk 220 volt deyin siz ona. Şey var, çıkış var yani, elektrik süpürgesi gibi bir şey. Yani düşük wattlı bir aleti arabaya bağlayabiliyorsunuz. Normal bir fiş var yani burada. Yani demek istediğim şu, şarj aletinizi direkt buraya takıp yolculuk yapabiliyorsunuz. Çeşitli işte laptop falan da takılabiliyor. 150 watt'a kadar, 150 watt'tan sonrasını desteklediğini sanmıyorum. Burada göstereceklerim bu kadar. İşte bu kadar değil. Bitmiyor. Camlar zaten otomatik. Artı böyle perdeler var. Aileler için önemli. Güneş gelmesin diye. Güneşlikler var. Evet, şimdi ben çocuk kilidi aktif olduğu için arabadan nasıl çıkacağım? Güzel bir soru. Çocuk kilidi var. Çocuk kilidini aktive ettiğim için. İşte bu şekilde. Buraları da böyle çekeyim. Arkayı da çekeceğim birazdan. Arkadaki 2 kişilik koltuğu da çekeceğim. Arkada kaldım ama arabanın anahtarı bende. Şimdi size ne yapacağımı göstereceğim. Birçok arabada zaten olan bir özellik. Şu açma tuşuna uzun süre basınca arkadaşlar camların açılmasını bekliyorum. Bir daha deneyeyim. Hadi. Camlar açılınca da o zaman nasıl çıkacağız? Daha mı uzun basmalı? Heh, açıldı. Evet, açıldı. Biraz daha uzun basınca oluyormuş. Evet, camlar açılınca kapıyı da açtım dışarıdan. Burada bu şekilde. Şöyle camları da kapattığı göstereyim. Arabadan çıktınız, camları uzaktan kapatabiliyorsunuz. Güzel bir şey. Arabaya binmeden camları açabiliyorsunuz sıcak yaz günlerinde. Faydalı. Şimdi arkayı göstereceğim arkadaşlar birazdan. Bu arkadaşın bagaj kapağı ne yazık ki otomatik değil. Bagaj kapısı. Yani yapmamışlar. Titanyum X modellerinde galiba öyle. Bu Titanyum model. Ama şey koltuklar otomatik. Bu arka koltuklar. Bakın şimdi. Şöyle. Hop. Böyle kapatılabiliyor. Bagajı bu şekilde zaten. Yani bayağı büyük bir bagajı var. Hatta açılırken de şöyle. Şöyle şu şekilde. Koltuklar açılabiliyor. Şimdi bu koltuklara nasıl geçiliyor onu göstermem lazım canlı canlı. Onu göstermeden önce de şurayı göstereyim. Burada da böyle bir küçük bir bagaj daha var. Buraya da bazı eşyaları falan koyabiliyorsunuz yolculukta. Bu tarafa nasıl geçiliyor onu gösterelim. Göstereyim. Böyle direkt bunu yatırarak geçirebilme şeyi var, imkanı. Ya da şöyle yapıyorsunuz. Aha, bir kart çıktı. Gördüğünüz gibi araba çok temiz. Neyse, artık süpürülmesi gerekiyor. Böyle yapıyorsunuz. Şöyle geçiliyor. Bu arabanın diğer 7 kişilik arabalara göre özellik mi diyeyim, iyi yanı diğer arabalara göre bu en arka koltuğa neredeyse yetişkin bir insan binebiliyor. Benim boyum 1.86 olduğu için şu anda biraz tabii zorlandım ama yine de oturulabiliyor ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Şurada da havalandırma var. Ta buraya kadar klimadan hava alabiliyorsunuz. O da iyi bir şey. Ama bu tarafa koymamışlar. O tarafa koymuşlar. Bu tarafta oturan çocuk artık çok lükse alışmasın diye herhalde. Bardaklığı var. Bu şekilde bu arka koltuklarda yani rahat. Çok uzun seyahatler tabii büyük insanlar yapamaz ama ufak çocuklar falan için gayet iyi. Şunu indirebilsem sevineceğim. Bizim çocuklar bunları kaldırmış. Söylenecek ne var? Havalandırmalar. Aha, burada da var havalandırma. Şurada da var havalandırma. Burada da bir ışık var. Yani otobüs gibi yukarıdan havalandırması var. Yani Galaxy. Hatta şurada hoparlörler var. Bakın çok detay olarak bunlar herkes göstermez. Bu hoparlörler başarılı. Müzik sistemi zaten çok iyi arabanın. Yani ben dinlediğimde, sesi açtığımda filan gayet memnun kaldım. Şimdi çıkayım yine. Tanıtılacak başka neyi var derseniz açıkçası aklıma fazla bir şey gelmiyor. Az önce diğer özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Az önce yapamadım. Diğer özelliklerinden bahsedeceğim birazdan. Şunu, bunları bir koltuğu bir adam edeyim de bir dakika, tek elle olmayacak. Şimdi ben bu arkadaki koltukları biraz daha anlatmak istiyorum size. Her arabada olmayan şeylerden bahsedeyim. Bu arkadaki koltukların her biri ayrı ayrı ileri ve geri şekilde oynayabiliyor. Ayrıca arkalara yaslanma kısımları biraz daha yatabiliyor bagajın boş olduğunu düşündüğümüz zamanlar için. Daha rahatlığa ve konfora önem vermişler. O şekilde yani bütün hepsinin tabii ayrı kemeri falan da var. Gayet konforlu bir alan arka taraf. Şimdi size bütün koltukların yatışını göstereceğim. Bütün koltuklar nasıl yatıyor? Hepsini yatınca arabanın bagajı ne kadar genişliyor? Onu göstereyim. Şimdi düğmeyle hepsini kapatıyoruz. Hop. Sen de kapan. İşte bu şekilde. Gördüğünüz gibi 2 kişilik bir yatağı alıp içine atıp kampa gidebileceğiniz büyüklükte bir bagajı oluyor. Yani bir karavan gibi 2 kişiyseniz bu aracı neredeyse bir karavan gibi kullanabileceğiniz bir alanınız oluyor. O yönden de çok başarılı. Yani burada gayet rahat yatılabilecek bir alan oluştu. Uzanabilecek ya da yük taşınabilecek bir alan oluşuyor. O sebeple burası biraz çıkık kaldı ama neyse, önemli değil. Kendi düz, bir de bunun iyi yanı şöyle, dümdüz bir alan böyle. Düz olduğu için yüklemesi, indirmesi de yani eşyaları kolay oluyor diye umuyorum. Bagaj kısmı da bu şekilde. Kapağı kapatmak için şu şekilde tutma yeri var. Biraz indirdikten sonra kapanıyor. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Yani araba gördüğünüz gibi tam bir aile arabası. Şu ana kadar bir sıkıntı da göstermedi. Neyse ki çok şükür. Gayet memnunuz yani şu anda performansından. 18.000 Euro'ya Titanyum X model Ford Galaxy almışız. Daha ne isteyelim? Bu arabada arabanın diğer dijital özelliklerinden de bahsedeyim. Şimdi aklıma gelmeye başladı. Arabada yol takip sistemi, yoldaki şeridi takip sistemi var. Yani şerit takip sistemi deniyor buna. Şeridi mesela yaklaştığınız zaman, şerit dışına falan yaklaştığınız zaman sizi dıt 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 uyarıyor. Direksiyonu hatta çeviriyor birazcık. Yani ne kadar güvenlidir değildir bilemiyorum ama sizi uyarıyor. Hatta direksiyondaki ağırlığı ölçüyor. Yani kolunuz direksiyonda mı değil mi? İşte uyuyakaldınız mı? Aktivitelerinizi ölçen bir sistem de varmış. Uyuyakalma sistemi ama tam bilmiyorum nasıl işliyordu. Denemek de istemiyorum şu anda. Hız sabitleme falan dedik. Başka ne var bu arkadaşta? Yağmur sensörü, ıvır zıvır, o tarz basit şeyler var zaten. Buzdolabı var. Torpidosu da soğutmalı galiba bildiğim kadarıyla. Çok aşırı süper ama harika diyeceğim özellik, başka bir şey yok. Yani bu şekilde. Aklıma da gelmiyor. Ha, motoru 2000 motor. Hiç en önemli kısmını söylemeyi unutmuşum. Bu Baba Yiğit'in motoru. Bu Baba Yiğit'in motoru 2000 motor, 150 beygir. Ne kadar yakıyor derseniz uzun yolda 6 litre dizel yakıyor. Şehir içinde de bu 7-8 arası artık kullanım şeyinize bağlı olarak değişecektir. Uzun yolda 6 litre yakıyor. Karışıkta da 7 litre yakar yani minimum. Çünkü şey bir araba zaten. Gördüğünüz gibi heybetli de bir araba. Eminim ki kilosu da 2 tona yakındır. Belki fazladır bile, bilmiyorum ki. Küçük bir araba değil. Öyle her yere de girecek bir şey yok. Park etmekte yani sensörleri kullanmak zorunlu. Bu şekilde bu araba arkadaşlar. Dediğim gibi videonun başında ben bunu görgüsüzlük falan olsun diye çekmiyorum. Birçok böyle insanlar var ki şeyler çekiyorlar falan, biraz şov ya amaçlı çekiyorlar, ediyorlar. Aldım da ettim de bilmem ne. Benim öyle bir niyetim yok. Bu arabayı sadece almak isteyip de görmek, tanımak isteyenler için tanıtmak istedim. Hayallerime yakın bir araba. Tabii ki asıl hayalim, söylemek de istiyorum, asıl hayalim Model X almak. Ama o çok uzun bir vadedeki hayal. Şu anda mümkün değil. İmkanınız da yok. Zaten Model X'in biliyorsunuz elektrikle çalışıyor tamamen. Tesla Model X. Onunla da zaten gurbet yoluna gidemeyiz. Sıla yoluna gidemeyiz. Bu arabanın sıla yolunda bizlere, bizim ailemize bir sorun çıkartmayacağını umuyorum inşallah. Ve yeterli konforu da vereceğini düşünüyorum. Hayırlısıyla inşallah gideceğiz geleceğiz bakalım. Sigorta masrafından bahsedeyim. Sigortası 800 euro senelik. Ama tile kasko olarak full kasko yaparsanız, full kasko olduğu zaman fiyat ciddiye artıyor. 1300-1400 euroya falan geliyor. O sebeple tabii sizin burada nereye park ettiğinizden tutun, mesleğiniz, artı işte her şey etkili. Yani kazasızlık durumunuz, hepsi etkili, aynı Türkiye'deki gibi. O sebeple yani sigortası direkt şudur ya da budur diyemiyorum ama Almanya'ya yeni geldiniz, ettiniz. Bu arabayı aldınız. Vereceğiniz sigorta en az bir 700-800 verirsiniz. Vergisinin ne olduğunu %100 bilmiyorum ama 200-300 euro arasında olduğunu düşünüyorum. Senelik vergisi. Şu anda aklıma başka bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Videomuzu da burada sonlandırmış bulunuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım. Sıla yolu videosu gelecek. 2019 versiyon sıla yolu videosu bu arabayla inşallah gelecek. Her zaman takipte kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum gençler. Hoşça kalın.